Şimdi Salime teyzeciğim. Efendim Hatice'ciğim. Böyle çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüsünü biliyorsunuz sonucunu değil mi? Yani geliniz güzel yemek yapamıyorsa bu programda ne işiniz var? Hatice gelinim güzel yapmış, beğendim. Gerçekten lezzetini mi? Lezzetini beğendim. Bari doğruyu kızarmış söyleyeyim. Kızarmış ama lezzeti güzel olmuş. Yanık bir şey nasıl lezzetli olabilir ya? Güzel olmuş, ben güzel beğendim. Gelinimi tabağında buldum. Güzelim şurada ay gibi parlayan ne kadar güzel tatlımın yanındakine baktığınız zaman çikolata gözüküyor buradan ya. Olmamış bariz deyin ki evet gelinim yapamam. Neden sizler böyle şey değilsiniz, dürüst değilsiniz ya? Dürüst olun deyin ki evet gelinim yapamamış. Biz yeni geldik. Yeni geldiğimiz için de yapamayacağını düşündüm. Verdim deyin ama gelinim güzel yapmış deyince biz size... Beğendim lezzeti güzel olmuş gelinim. Nasıl tamam. Lezzeti Hatice, güzel olabilir ya? Yani dürüst ol diyorsun ya kapkara bir tabak. Demin yalancılıkla suçluyorsun ama yalan, aynı şekilde dürüst olmadığından bahsediyorum. Evet dürüst öyle, olmadığından öyle, bahsediyorsun evet. Ama dün zaten kendisi de demişti. Belli olmaz. Bugün ilk günümüz. Belki adaptasyon süreci var. Öyle desin diyorum. Olmadı. Anlatabiliyor muyum size? Ya evet. Desin bugün ki, aynı evet. Şeyi ben de beklerdim ondan demesi. Bu şekilde konuşun ama canım herkes değil. Üzerine geldiği için artık o da beğendim diyor. Ne desin? Beğendim demesi de yanlış. Biz kötü bir şekilde gelmiyoruz ki üzerinize. Hak'tan bahsediyoruz size. Diyoruz ki tamam gelinim yapamamıştır eyvallah. Ama ben yine de bulduğum için 5 verdim. Bu kadar net ya. O ya bir tanesi verdiği sözü tutmaz. Bir tanesi olmamış tabağı olmuş der. Yani biz kimlerle yarışıyoruz ya? Hatice biz burada çok gördük olmamış tabakların 5 aldığını. O ama güzel demişlerdir. Güzel demişlerdir. Bu kötü. Benim kayınvalidem asla yapmaz. Zaten izleyen de biliyordur. Evet bu kötü olmuşsa onu gelir direkt hiçbir kötü der. Hiçbir zaman asla demeyeceksin. Her zaman ayağına dolanır. Ben gerçekten. Biliyorum kayınvalidemle yarışan, kayınvalidemle yarışan benim ve burada herkes de şahit. Yani ben sizden dürüstlük göremiyorum ya. Aldığım bir için var ya gerçekten o kadar üzgünüm ki. Hani yapıyorsun alamıyorsun ya. Bak 2 tane 5 aldım ve garanti ya net diyorum. Hani gelecek. Çünkü eminim yanık bir tabak var orada. O kesin hayır, birdir diye tahmin ediyorum. Kayınvalidem hep doğru veriyor diye. Demek ki sen de sürekli kayınvalidenden biri alıyorsun. Tatlım ben seninle konuşmuyorum ki burada. Hayır şu anda biri aldı. O seninle... zaman da bence üstelemene gerek yok. Ben seninle... Çünkü kayınvaliden senin, de sana biri. Senin var ya böyle gizlenip saklanman lazımken şu an hala nasıl savunabiliyorsun? Yo kendine? Neden gizlenip saklanayım? Ben anlamak çok Salime çıkıyor. Teyzeyle konuşurken neden araya giriyorsun? Kendisi konuşamıyor mu? Savunuyorum. Kendisi de konuşuyor. Ben avukatıyım. Nerede tatlım? Gelineyim hem avukatıyım. Avukatısınız. Evet. Burası yanlış ya. Burası, hangi davadayız? Burası mahkeme falan salonu değil yalnız. Mahkemede değilim zaten. Burası yemek programı. Evet. Geliniz yemek yapmayı bilmiyor. 2 günden beri buraya gelmiş. Gidiyorsunuz. Tabii sizin Hatice, işiniz kolay yani. Fotoğraf belli. Aslında sen bunun üstüne bir de yorum yapıyorsun. Yani aslında belli. Ne duymak istiyorsun? Aynı şeyi söyleyecek. Belli aslında neye göre puanlama yaptı. Dürüst olmalarını istiyorum. Bekle. Bu kadar. Ya bu şimdi kadar. O da kendince ben yaptığı doğru demiyorum. Ama bugün final. Ben sonumun böyle olacağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Sonum bugün olur. Ya bak kendi ne diyorsun? Bugün final ne bekliyorsunuz evet, ki? Size 5 versin bana 1 versin bunu mu bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum. Final diye gelinime bugün 5 verdim. Tabağını bu... İyi yaptın şekerim. Geçmiş olsun bütün kayınvalidelerime. Haftanın kritiğini yapalım. Son noktayı da Hüsniye Sultan koysun. Biraz tehlikeli ama bakalım.